Elektrikli Otomobil Haber'den hepinize merhabalar. Ben Aslan Batur. Ben Ufuk Sandık. Merhaba. Bugün yine keyifli bir otomobille birlikteyiz. Aslında bir yıldır Türkiye'de mevcut, yollarda gördüğümüz bir otomobil. Mercedes GLB. Bugünkü konuğumuzun farklılığı şu, GLB daha önceden önden çekişli olarak satılıyordu Türkiye'de sadece. Şimdi artık 4 tekerlekten çekişli 4MATIK sistemine kavuştu. Bugün de sizin için GLB 200 4MATIK AMG'yi inceleyeceğiz. Benim de merak ettiğim bir araçtı. Teşekkür ederim. Rica ederim Ufuk abi, ne demek. Vallahi ben de merak ediyordum. Tasarımıyla ilk tanıtıldığında geçtiğimiz yıl, bu arada ben GLB ilk defa kullandım. Yani önden çekişli versiyonunu kullanmamıştım. Bugüne kısmetmiş. Evet. Çıkıyoruz yola. Haydi bakalım. Şöyle merak ediyordum. Tasarımıyla bir kere benim çok hoşuma gitmişti. Çünkü ben Mercedes GLK'yı çok beğeniyordum ama Mercedes GLK'yı öldürdü. Üretimden çekti. Niye hoşuma gidiyordu? Mercedes G serisine o köşeli hatlarıyla nam salmış biliyorsun. Efsane bir SUV, daha doğrusu 4x4'ü var Mercedes'in. G-Wagon diye geçiyor işte. G-Kasa, G-Class artık nasıl söylersek ismini. Ona benzetiyordum GLK'yı. Köşeli hatları çok hoşuma gidiyordu. O tabii üretimden kalkınca çok üzülmüştüm açıkçası. Daha sonra GLB'yi tanıtınca hoşuma gitti. Hani keskin ama yuvarlatılmış çizgileriyle çok şık duruyordu. Mercedes'in, seninle de konuşuyorduk abi, bir sürü SUV modeli var artık. Evet ya, şunu bir saysana, kaç tane var? Yani şimdi abi, G serisi, evet çok bildik, tanıdık herkesin. Mercedes, yani o otomobili görünce yani Mercedes bu. Diyeceği bir araç, otomobil. Evet, şimdi GLA var. GLA var, bir. GLB var hemen zaten, evet. Arkasından bu geliyor. GLC var. Evet. GLC kupe var. Evet. GLE var. Evet. GLE kupe var. 6. GL var. 7. Evet. Bir de G var. 8. Bir de G var. 8. Aynen. Maşallah. Yani eksik atladığımız varsa yorumlara yazın lütfen. Çünkü saymak bazen hafızada kalmayabiliyor. Yani pek çok markanın toplam model sayısı kadar SUV, evet, modeli var yani. GLB zaten Mercedes'in kompakt otomobil platformu üzerinde geliştirilmiş. Yani ne demek bu? Aslında A serisi, A serisi hatchback, A serisi sedanın üzerinde geliştirilmiş bir otomobil. Bir kere çok heybetli, çok büyük bir SUV görünümü sunuyor. Fotoğraflarda göründüğünden çok daha büyük bir SUV'den bahsediyoruz. Yerden evet çok yüksek değil, yine bir crossover görünümünü koruyor. Fakat ön tarafta çok heybetli, yüksek ve düz bir motor kaputu var. Buradan da zaten bakınca o kaputun üzerindeki sportif Mercedes'in AMG, evet, modellerinin, evet, özgü o çizgisi yine GLB'de de kendisine yer bulmuş. Çok daha büyük dikdörtgen formlu farlar, devasa bir panjur yine Mercedes'in imzası haline gelmiş. Bu modele özgü bir gündüz led farları da kullanılıyor. C formlu olarak köşelerine yerleştirilmiş farların. Yine pek çok yerinde AMG paketi olduğu için bu otomobil krom detaylar gözümüze çarpıyor. Yandan bakıldığında da az önce söylediğim gibi çok düzgün bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yani proporsiyonları çok düzgün. Evet, aks mesafesi gayet uzun ama ona uygun şekilde otomobil tasarlanmış. Zaten yandan bakıldığında en çok dikkat çeken şey, benim dikkatimi çeken en azından, köşeli hatlarının yuvarlatılmış olduğuydu Ufuk abi. Otomobilin bittiği yerde dümdüz bir keskin şekilde, evet, iniyor arka çizgisi. Sadece C ve D sunu arasındaki çizgide böyle bir farklılık var. O da hani biraz daha dinamizm katması amacıyla yapılmış olduğunu düşünüyorum. Yine arkada kendine özgü bir tasarım var. Krom detaylar, işte bu fake egzoz çıkışı diyebileceğimiz, evet, değil mi? Son dönemde çok moda oldu. Beğenenler, kesinlikle, var, beğenmeyenler var. Bu otomobile yakışmış diye düşünüyorum. Arka bagaj kapağının hemen altına bir krom yine detay var. Evet. Orada çizilmesini engelleyecek şekilde bir krom plaka konulmuş. Dış tasarımı genel anlamıyla böyle. Evet. İçeri geldiğimizde de gerçekten Mercedes burada yine şovunu yapmış. Yani bu A serisiyle ilk yeni kokpit tasarımını gördük. GLB'de, şeyden GLA'da da devam ediyor. Aynen. Multimedya, yani sadece multimedya değil Ufuk abi. Burada, evet, komple, doğrusu, yani her iki havalandırma çıkışları da. Aynen öyle ya. Komple bütün kokpit çok şık tasarıma sahip. Evet,
otomotiv firmaları genellikle böyle radikal değişiklikler yapmaktan kaçınıyorlar ama Peugeot bunu son yıllarda iCockpit'le kırdı. Bunu sürekli zaten söylüyoruz. Şimdi mesela Tucson'un tasarımında da yakın dönemde gördük. Tucson videomuzda buradan tıklayarak izleyebilirsiniz aklıma gelmişken. Mercedes de bence premium markalar arasında bu radikal değişikliği, bu kırılmayı başaran markalardan biri oldu. Şimdi Mercedes geleneksel olarak daha böyle demografik özelliği, işte daha yaşlı, iş dünyası insanları na hitap ediyordu otomobilleri. Şimdi bakıyoruz ki makam otomobili şey biraz böyle yani. Makam otomobili şeyine evet son evet. Yıllarda bunun değiştiğini görüyoruz. Müşteri kitlesi gençleşti. Doğru. Genç aileler artık girdi. Çekirdek aileler girdi. Şeyin içine. Evet. Dolayısıyla da aynen. O dediğin tasarım çizgisiyle yakaladılar. Bravo. Öncelikle. Aynı fikirdeyim. Hatta BMW ile ciddi anlamda bir böyle rol değişikliğine gittiler gibi de oldu yani çoğu modelde. İç mekandaki bu değişiklik evet çok dijitalleşen, çok sıra dışı olan kokpitler herkese hitap etmeyebilir ama bu otomobili kim bindiyse, kim gördüyse bu konsol tasarımını herkes bir kere çok beğendi. En azından kendi çevremden onu söyleyebilirim. Burada ne var değişiklik? Bu dairesel havalandırma ızgaraları bir kere çok şık duruyor. Yani Mercedes'in geçmiş yıllardaki çok lüks spor otomobillerinde karşımıza çıkan bir özellik. Hem fonksiyonel hem görsel olarak bence çok iyi. Fonksiyonelliği... Janta? Evet, janta biraz da böyle uçak motoru. Bravo. Türbin motorunu aynen türbinine benziyor. Güzel de duruyor ve bence şunu da sağlıyor Ufuk abi. Daha önceki kullanılan o menfezleri kırılabiliyordu biliyorsun. Ay. Hem sıcaktan hem aradan geçen yıllarda. Bunda bir kırılacak menfez yok. Ve farklı farklı yönlere çok kolay ayarlanıyor. Ve çevirerek de çıt diye çok güzel bir ses çıkarıyor. Nerede durduğunda anlayabiliyorsun. Kapatabiliyorsun. İçinde LED aydınlatmalar var. İnanılmaz şık duruyor. Yani kokpitin her yerinde çok güzel bir aydınlatma sistemi var. 64 farklı renk seçebiliyorsun. Yani buradan çevirerek zaten istediğin formatta, istediğin renkte ayarlayabiliyorsun. İlk bakışta bunlar göze çarpıyor ama tabii ki devasa bu yekpare ekranı konuşmamak olmaz. İki tane 12.3 inçlik dijital gösterge yer alıyor. İnanılmaz keskin, renkleri çok net. Tam bir şey gibi ama değil mi? Bütünleşik, yani bütünleşik gibi duruyor. Yani. Evet, bütünleşik gibi duruyor ama değil yani ortada şurada bir parça. İki parçadan oluşan. Aynen öyle. Göstergeye yine farklı temalar seçilmesi mümkün. Direksiyonun bu sol tarafındaki dokunmatik şunu kaydırınca Ufuk abi bak mesela saat kaydırırsan bunu değiştirebiliyorsun. Şimdi aşağı doğru kaydırırsan mesela göreceksin aynen. Evet. Yani her dairesel göstergeye evet farklı şeyler atayabiliyorsunuz. Ortadakini yine değiştirebiliyorsunuz. Sol taraftaki hız göstergesini de değiştirebiliyorsunuz vesaire. Yani birazcık oyuncaklı. Evet. Ama hepsi de hakikaten kullanışlı özellikler. Çok rahat yalnız evet, söyleyeyim. Evet kullanımı yani, çok kullanımı... rahat. Evet. Altında onun hemen hız sabitleme düğmesinin tuşları yer alıyor. Sağ tarafta da yine benzer bir dokunmatik tuş var. Bu da bu tarafı kontrol ediyor. Ortadaki ekranı kontrol edebiliyorsun. Bunu aynı zamanda dokunmatik olarak da kontrol edebiliyorsun. Bunu seviyorsun sen Ufuk. Evet. Olayını. Aynı zamanda yine ortadaki bu touchpad'den de kontrol etmek mümkün. Bu da güzel bir özellik. Hassas. Değil mi? İnanılmaz hassas. Evet. Çok kolaylıkla ayarlanabiliyor. Aynen. Orada yani direksiyon bu arada nasıl direksiyonu beğendin mi? Ya ben çok beğendim ben güzel yani bazen falan güzel. Bazen küçük direksiyonlar rahatsız edebiliyor beni özellikle böyle keskin virajlarda kullanırken diyeceksin ki daha sportif falan ama sıkıntı yaratabiliyor. Doğru. Bu çok, gerçekten kalınlığı, çok iyi. Kalınlığı da çok güzel çok iyi. Yani hani gerçekten böyle direksiyonu tuttuğun şeyin hissiyatını yaşatıyor sonuna kadar. Aynen öyle. Hemen burada gözüme çarpanlardan da bahsetmek istiyorum. Klasik Mercedes'in koltuk ayarlama butonları kapı içlerine yerleştirilmiş. Her iki koltukta bu otomobil AMG olduğu için tabii dolu bir donanıma sahip. Her iki koltukta da hafızalı elektrikli ayarlı koltuklar kullanılmış. Koltuk ısıtmaları mevcut. Spor koltukları aynı zamanda. Baldır destekleri de var burada çok güzel. Onu ayarlamayı çok seviyorum ben. Uzun yolda aynen bütün yükünü alıyor. Bir eleştirim, sol ayak dayaması bana çok dik geldi. Bilmiyorum senin dikkatini çekti mi Ufuk abi? Birazcık böyle hani normalde ayağınızı şöyle koyarsınız çünkü bu koltukta biraz yüksekte oturuyorsunuz bu otomobil bir SUV olduğu için. Fakat böyle şey gibi duruyor, böyle eğim dik duruyor biraz fazla dik duruyor. O beni birazcık rahatsız etti. Bir ikincisi, gerçi şanzımana da girelim hadi. Oradan da belki motor özelliklerinden de bahsedebiliriz. Evet bu 8 vites evet. Değil mi? Bir otomatik vites. Kavrama. Aynen 8 ileri. Mercedes'in kendi geliştirmiş olduğu bir şanzıman. Aslında bir sürü modelde bir sürü teknolojiyi test ettik. Evet. Ben yani kendi şahsi kullanımla ilgili şunu söyleyeceğim Ufuk abi. Ben işte Ford'un Power Shift'ini kullandım. Volkswagen'in DSG'sini kullandım. Tabii. Kesinlikle. İşte BMW'nin çift kavramasını, Volvo'nunkini vesaire.
İnan bugüne kadar kullandığım en iyi çift kavrama şanzımanı olduğunu söyleyebilirim. Yani bu otomobile özel bir yazılımı var mı bilmiyorum ama Eco modunda dahi kullanırken otomobilde inanılmaz bir hassas gaz tepkisi var. Bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü bu otomobili, evet çok hafif bir otomobil değil, sürekli olarak bu atikliği sağlayabilmek kolay bir şey değil. Zaten 8 ileri bir, 8 kademeli bir şanzıman. Oranları çok iyi ayarlanmış. Tek eleştirim şu olabilir, yani içerisiyle ilgili konuşuyorum. Bu vites kolu plastik sinyalle aynı malzemeden yapılmış. Hani ayırmıyor değil mi? Yani hani vites olduğunu göstermiyor. Yani evet, biraz daha yakışıklı, farklı bir kaplamayla belki kullanılabilirmiş yani. Yani tabii oldu. Anladığım kadarıyla bir simetri yaratmaya çalışmışlar ve aynı malzemeyi aynı tarzda kullanmışlar. Bravo. Aynen, aynen. Ama bu hani yani oturduktan sonra böyle şey diyorsun. Hani bir vites topuzu bulayım diyorsun değil mi? Yani bir vites olsun diye. Evet, evet. Ya yani biraz daha farklı görünebilirmiş diye evet düşünüyorum. Ama dediğine ben de şöyle bir katkı yapayım şanzımanı. Gerçekten yani böyle şeysiz geçiyor. Evet. Seni yani vites geçişlerini hissettirmeden çabuk böyle bir smooth, yani yumuşak bir geçişle yığılma olmuyor. Yığılma olmuyor, bravo. Çünkü normalde mesela DSG'de hemen ikinci vitesi atar ama sen o sırada biraz daha hızlanmak istersin ama devir düşük olduğu için o istenilen gücü üretemez. Bir toparlanmaya gayret evet, eder evet, bunu ses olarak hissedersin. Bravo, aynen. Yani çok güzel ayarlanmış vites oranları var. Gerçekten çok başarılıydı. Bak ben süspansiyonu da gayet bravo sevdim. Abi. Yani aynen. Tabii biz şu anda biraz böyle İstanbul'un güzel yollarından bir tanesinde yani evet, böyle kaymak evet, gibi kaymak bir yolda gidiyoruz. Ama ben işte bozuk yolda da kullandım. Bizim evin işte o Zekeriya Köy'deki o bozuk yollarda da süspansiyon sönümlemesi çok başarılı. Sessizliği de çok başarılı. Çok sessiz çalışıyor. O da çok hoşuma gitti. Birkaç tane son denediğimiz otomobillerde yine su tarzı araçlardı. Süspansiyondan rahatsız olmuştuk. Evet. Yani onların da iddiası aslında çok hani şey yollar için, Avrupa için tasarlanmış evet olan evet, otomobillerdi. Yani o yolları düşünerek ürettikleri bir süspansiyon sistemiydi. Hakikaten bunda çok başarılı bir süspansiyon. Ses yalıtımı da çok iyi fark ettiysen. Evet. Ses yalıtımı da çok başarılı. İç mekandaki genişliği, yani bu köşeli tasarımla birlikte gelen inanılmaz bir ferahlık var. Sonuçta kompakt bir SUV'nin içerisindeyiz ama arkada inanılmaz geniş bir diz mesafesi neden var. Neden? Çünkü şöyle bir diz mesafesi ve aynen aslında baş mesafesi ve görüş mesafesi de var. Aynen. Çünkü biz son dönemde hani bir moda var ya bu tasarımda. Kupe hani formu şeyler. Bravo. Aynen. Bütün araçlarda biz o kupe formunu görüyoruz. Evet. Çok şık duruyor. Evet. Ama kupe formunda herhangi bir otomobil tasarlandığında tabii ki bir baş mesafesiyle bazı şeylerden feragat etmek evet gerekebiliyor. Bunda öyle değil. Yani inanılmaz bir şekilde sağ solu çok rahat bakabiliyorsun. Aynen. Arka koltuklar ileri geri ayarlanabiliyor aynı zamanda. 500 litrelik bagaj hacmi var. Arka koltukları ileri alınca 620 litreye çıkıyor. Hatta ikinci sıra koltukları yatırınca 1800 litreye kadar çıkıyor bagaj hacmi. İyi rakam. İnanılmaz bir rakam. İyi rakam. Benim biliyorsun standardım var. Ömer benle dalga geçiyor. Buzdolabı taşınır yani. Ya buzdolabı. Evet. Bizim ölçümüz buzdolabı. Ölçümüz bu. Şimdi bu otomobilin premium kompakt SUV'ler arasında ayrışmasını sağlayan bir diğer özelliği de Ufuk abi 7 kişilik olması. Üçüncü koltuk seçeneği de üçüncü koltuk sırasında sunuluyor. Kompakt SUV'ler arasında premium otomobiller için bahsediyorum tabii ki. 7 kişilik oturma düzenini sunan tek model GLB. Bu da ayrışmasını sağlıyor. Çünkü bu otomobil baktığım zaman BMW X1'le rakip, Volvo XC40'la rakip, Audi Q3'le rakip. Bu markalara da baktığımızda, modellere baktığımızda 7 kişilik seçeneği yok. Evet. Türkiye'de biz bunu konuşmuştuk. Yani 7 koltuk tutar mı diye, tutuyor mu diye konuşmuştuk. Müdavimleri var. Yani hani var. Müdavim derken talep eden çok sayıda insan var. Doğru. Çünkü hani geniş aile, değil mi? Yani iki tane arabaya ihtiyacın oluyor o zaman. Yani evet, bir yerden bir yere gitmek için. Ama 7 koltuklu şey seni hayatını kurtarıyor. Evet. Ciddi bir alıcı kitlesi var. Var. Doğru. Dolayısıyla da yani hani doğru araba. Doğru. Eğer 7 koltuklu, 7 kişilik bir aileyseniz tek otomobille çözüm arıyorsanız evet, ideal. Aynen öyle. Bu arada 3. koltuğa ben de oturdum. Yani orta koltukta onu görmedim ben. İnşallah videoda vardır görüntü evet, evet olarak. Ben bir bakmak isterim. Ben de oturdum ve hakikaten şehir içerisinde gidebilirsin. Çünkü arkada o kadar geniş bir diz mesafesi var ki ikinci sırada. Koltukları en öne aldığınızda dahi rahatlıkla oturabiliyorsunuz. 3. sıraya da çok rahat bir diz mesafesi kalıyor. Tabii ki de uzun yol yapmak mümkün değil ama şehir içerisinde 7 yetişkini çok rahat taşıyabilirsiniz. Onu söyleyebilirim evet, ama 3. sıra koltuklar tabii ki çocuklar için yapılmış.
tavan, cam tavan da evet, sandıkta gayet şey. Evet, inanılmaz bir genişlik sunuyor. Arka taraftaki üçüncü şey de güzel. Üçüncü sıra koltukta Ufuk abi USB şarjını bile unutmamışlar yani, orada da var. Burada ön tarafta var, kablosuz şarjımız var. Kolda yamanın içerisinde var. Burada arkada havalandırma menfezlerinin altında hemen USB-C çıkışımız var. Yani direksiyonda kendimi iyi hissettiğim otomobillerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yani biraz önce başladım kullanmaya ve kullandıkça da şeyim artıyor, yani deneyimim artıyor. Tabii ki bir fikrim vardı ama direksiyon olmak daha başka bir şey. Şimdi bahsetmediğimiz kısım, ben de göstergeye bakınca fark ettim. Bu otomobil 4 tekerlekten çekişli. Evet. Ve buradan da göstergeden de görebiliyoruz. Devamlı 4 çeker. Aslında şöyle, akıllı 4 çeker. Akıllı 4 çeker. Önden çekişli olarak ilerliyor. Mesela şu anda görebiliyoruz, gaza bastığın zaman Ufuk abi direkt öne gidiyor. Evet. Ama ön tekerleklerdeki çekişte bir kayıp olduğunda ya da performanslı kullandığında dört tekerlekten çekişli olarak ilerliyor ve çok başarılı çalışıyor sistem. Dört farklı sürüş modu var bu arada. Ondan bahsediyordum az önce ama kesildi. Eco, Comfort, Sport ve Individual olmak üzere. Bu dört seçenek arasından seçim yapabiliyorsunuz. Bunlarda süspansiyonda bir değişiklik süspansiyonda oluyor. Direksiyon tepkisinde, değişiyor. Motor aynen. Şeyinde, ve şanzıman keskinliği artıyor. Individual'da da kendi ayarınızı yapabiliyorsunuz. Evet abi, şimdi sürüş modlarından bahsettik. Dört farklı sürüş modu var diye. Bak, Sport'a alayım. Gaz tepkisi hemen fark edecekler diye düşünüyorum. Motor sesinde bir şey oluyor. Yoksa ben mi? Yok. Yani sen şu an tabii yüksek devir çevirdiği için Sport modda. Ama bir anda sesi... O yüzden evet, öyle gibi geliyor. Ben hemen Eco'ya alıyorum abi. Sakin gidelim. Aslan, peki şu anda kullandığımız motoru bir tanıtsan bize. 1.3 litre turbo benzinli bir motorumuz var Ufuk abi. 163 beygir güç üretiyor. Torku da 250 Nm. Çok başarılı yürütüyor bence. Yani ağırlığına göre değil mi? Evet. 1.7 ton yani otomobil ağırlığı. 1780 kg civarında. Az bir kilo değil. Değil. Aynen öyle. Ama çok da güzel hareket ettiriyor. Daha da önemlisi, tutumluluk potansiyeli çok yüksek. Yani bu beğendiğimiz şanzımanın bir de süzülme modu var Ufuk abi. Yani sen mesela 100 km sabit hızda giderken güce çok ihtiyacın yoksa hemen şanzımanla motoru ayırıyor. Ve otomobilin devrini 1000 devire rölantiye düştüğünü görebiliyorsun. Yani mesela aşağı inerken mi? Düz yolda giderken de. Yani düz yolda sabit hızda gidiyorsun diyelim. Otomobilin bir tahliye. Vitesi devre dışı mı bırakıyor? Aynen öyle. Şanzıman yani ayırıyor. Çok güzel. Ve şey gibi yani eskiden yokuş aşağı giderken peygamber vitesinde bir aynen. Şey vardı. Onun gibi. Onun rahmetli gibi. Peder çok yapardı onu. Böyle aşağı böyle 2 kilometre giderdik. Doğru, şeysiz. Doğru. Bir benzer bir sistem aynı şekilde. Hiç yakıt tasarrufu yapmıyor biliyorsun ama o yapmıyor, sistem. Yapmıyor ama şöyle yani bu otomobilde sonuçta bir direnç olduğu için lastiklerde yani onu en azından minimize etmiş oluyor. Yakıt tüketimi ne demiştin? 7.3 litre veriyor ortalama tüketim değeri olarak ama ben şehir içerisinde bile 6.8'e düşürmeyi başardım sakin kullanımda. Tabii bu sadece süzülme moduyla gelmiyor. Aslında Mercedes bunu neden çok vurgulamıyor bilmiyorum ama bu otomobilde silindir kapatma teknolojisi de var. Yani bu motor aslında yerine göre iki silindirli olarak da çalışabiliyor. Çok başarılı bir özellik. Bu Volkswagen grubu zaten çok uzun süreden beri yapıyor. Sadece Volkswagen markasına değil, diğer markalarda da var. Aynen öyle. Aynen ama bu otomobilde bu özellik var ve bence değinilmesi gerekiyor. Evet, çünkü en büyük sıkıntılardan bir tanesi Avrupa'da emisyon değerlerini azaltmak. Daha çevreci ve tüketimi düşük otomobiller üretmek. Bunu bu şekilde de başarmış olmaları önemli. Aynen öyle. Peki bu otomobilin bir elektriklisi var mı? Evet. Emisyon deyince hemen aklıma o geldi. Evet, GLB'nin elektriklisi EQB olarak önümüzdeki yıl satışa sunulacak. Türkiye'de gelmesini zaten Mercedes'in elektrikli markası haline geldi. Evet, EQ takısını getiriyorlar önüne. EQB oluyor. Yani GLB artık EQB olarak satılacak. Şangay'da mı sergilemişlerdi şeyi? Yakın zamanda Şangay'da, evet, Şangay Otomobil Fuarı'nda sergilendi. Çin'de üretilecek. Evet. Dünyanın en büyük otomobil pazarlarından bir tanesi. Birisi. Özellikle elektrikli otomobil konusunda bir numara. Bir sürü üreticiler orada elektrikli versiyonlarını üretiyorlar. Dünyaya yayılacak oradan. Evet, Türkiye'ye gelme şansı olabilir. Olabilir. Olabilir bence çünkü önümüzdeki yıl gelecek. Asıl enteresan, bu otomobilin bir de hibriti var Ufuk abi. Aynı motor ama üzerine bir de elektrik motorlu 215 beygir güç üreten bir versiyonu var. Bu hibrit versiyon Ufuk abi aynı zamanda 50 km elektrik menzili de var. Hibrit, plug-in hibrit. Plug-in hibrit, aynen plug-in hibrit. Yine 1.3 litre benzinli motor ve elektrik motorla kombine.
güzel bir seçenek aslında ama işte vergiler nedeniyle Türkiye'ye getirilmiyor muhtemelen. Şu vergi sisteminin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Özellikle hibrit otomobillerde ve elektrikli otomobillerde. Aslında baktığımızda bütün otomobillerde. Çünkü dünyanın en pahalı otomobiline en yüksek vergisini ödeyerek biniyoruz. Otomobilin testinin sonuna geldik. Başka ekleyecek bir şeyimiz var mıydı? Galiba yok. Motordan dört çeker olmasından söz ettik. Hibrit versiyonu, elektrik versiyonundan söz ettik. Son olarak şunu ekleyeyim, aklıma geldi. Bu otomobili kim alır? Evet, kim alır? Bir kere 7 koltuklu dedin. Dolayısıyla geniş aileler diye düşünüyorum ben. Doğru mu? Doğru. Aslında şöyle, premium'a geçmek isteyen geniş ailelerin tercih etmek isteyeceği bir model olabilir diye düşünüyorum ben. Sonuçta premium modeller arasında, kompakt premiumlar arasında tek 7 kişilik seçeneği sunan model olduğu için orada bir ön plana çıkıyor açıkçası. Geniş aileler ve premium markaya geçmek isteyen, yani biraz daha markaya açıkçası para vermek isteyen ailelerin tercih edeceği bir model olur diye düşünüyorum. Bir testin daha sonuna geldik. Yalnız arkadaşlar, sizden bir ricamız var. Evet, bizi izliyorsunuz ama takip konusunda sıkıntımız var. Lütfen abone olun. Lütfen. Bizim taraftan olduğunuzu en azından bu şekilde görelim. Evet. Sosyal medya hesaplarımızı, Instagram hesabımızı, Twitter hesabımızı izlemeyi unutmayın. YouTube videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Lütfen. Evet, değil mi? Yani hani atladığımız bir şey varsa GLB ile ilgili lütfen yorumlarınıza yorumlara yazın. Biz çünkü bütün yorumları okuyoruz ve hepsine tek tek cevap veriyoruz. O yüzden bizim için abone olmanız ve yorum yapmanız çok önemli. Evet. Kapatalım. Kapatalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.